Çok kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. İki ülke arasında büyük gerilim, Türkiye müdahale edebilir. Değerli izleyenler, dünya Kosova-Sırbistan hattında yaşanan gerginliğini endişeyle izledi. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyulmuştu. Yaşanan gerginlik nedeniyle Kosovalı Sırpların sınırları kapattığı öğrenilmişti. Gece saatlerinde patlak veren olayın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek ifadelerini kullanmıştı. Bölgede yaşanan gelişmeleri eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin sabaha değerlendirdi. Hem Sırbistan hem de Rusya bu işi biraz abarttılar, diyen Pekin, dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in, Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek, sözlerini hatırlatarak, özellikle kuzeydeki sınırlar arasında olay büyüdü ve çatışma çıktı, bu tamamen Kosova'nın iç konusu, olayın çıktığı yer Türklerin yaşadığı bölgelere de yakın, orada Boşnaklar da var. İfadelerini kullandı. Büyük bir provokasyon çıkmasının bölgede önemli sorunlara neden olabileceğini ifade eden Pekin, burada her an bir şeyler çıkabilir, bazı ülkeler sorun çıkarabilir, diye konuştu. Türkiye arabulucu da olur, doğrudan müdahale de eder. Daha önce müdahale etti, diyen Pekin, bölgede Türklerin de olduğuna dikkat çekerek, Arnavutluk, Bosna Hersek bizim arka bahçemiz gibi, ifadelerini kullandı. Pekin, o bölge aynı zamanda Avrupa'ya giden karayolumuz, sözlerini kullanırken, Türkiye, güç de gönderir, karışmak zorundan da kalabilir, dedi. Türkiye'nin orada çıkan olaylardan mutlaka etkileneceğini belirtti. Pekin, Erdoğan'ın Sırbistan lideri ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtirken Soçi'de yapılanacak Putin görüşmesine de dikkat çekti. Kosova-Sırbistan geriliminin burada gündeme gelebileceğini ifade etti. Pekin, Batı Balkanlar dediğimiz bölgede çıkacak bir çatışma, Ukrayna Savaşı devam ederken AB'yi de zor durumda bırakır, ifadelerini kullandı. Pekin, Türkiye'nin gerilimi yumuşatmak için adımlar atması gerektiğini belirtti.